Merhaba, ben Eurovision Döner'den bu videoda verilen iki fonksiyon arasındaki alanı bulmayı göreceğiz. Bakalım y eşittir x kare ve y eşittir x artı 2 fonksiyonları arasında kalan bölgenin alanı nedir demiş. Şimdi önce grafiği çizmemiz lazım. Onun için de kesişim noktalarını bulmamız gerekiyor. Nasıl buluyoruz? İki fonksiyonu birbirine eşitliyoruz. Yani x kare eşittir x artı 2 diyoruz önce. X artı 2'yi karşı tarafa atıyorum. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Bunu da çarpanlara ayıralım. Nasıl ayrılıyor? Şöyle x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 olarak. Gördüğünüz gibi buradan x eşittir 2'de ve x eşittir eksi 1'de kesiştiklerini görüyoruz. Ve x eşittir 2'deki y değeri nedir? Yerine herhangi birinde yerine koyarsak y eşittir 4'tür. X eşittir eksi 1'deki y değeri de o da 1'dir. O zaman ben grafiği çizdim. Şöyle bir grafik geliyor elimize. Gördüğünüz gibi şu mavili olan yani lacivert gibi y eşittir x kare. Yeşil de y eşittir x artı 2. Gördüğünüz gibi şuralarda kesişiyorlar. Ve bize sorduğu olan şu alan değil mi? Şu an taramıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Peki bu alanı nasıl bulacağız? Bildiğiniz gibi küçük alanları toplama işlemi oluyordu. Ve şurada küçük bir dx aldığımızı düşünürsek, değil mi? Şuradaki bir alan. Şuraya dx diyelim. Dx çarpı yükseklik. Taban çarpı yükseklik alanı verir. Şuradaki yükseklik ne? Gördüğünüz gibi yeşil fonksiyondan maviyi çıkarırsak yani y eşittir x artı 2'den y eşittir x kare çıkarırsak yüksekliği elde ediyoruz. O zaman integrali şöyle kuralım. Şurayı ayırayım. İntegral. Yükseklik ne? X artı 2'den x kare çıkarırsak yüksekliği elde ediyoruz. Taban ne? Dx değil mi? Peki nereden nereye integralliyoruz? Gördüğünüz gibi x eşittir 2'den x eşittir eksi 1'e kadar. Eksi 1 küçük. Şöyle. Bu integral bize şurada kalan alanı verecek. O zaman bu integral çok basit. Siz de görmüşsünüzdür. Ayrı ayrı yazıyorum hepsini. 2'den eksi 1'e x çarpı dx artı eksi 1'den 2'ye 2 çarpı dx ve eksi x kare dx eksi 1'den 2'ye. Birinci integral ne yapar? X kare bölü 2 yapar. Eksi 1, 2 sınırlarıyla. İkinci integral ne yapar? 2x yapar. Onun da sınırları eksi 1 ve 2. Eksi üçüncü integralde x küp bölü 3 yapar. 2'den eksi 1'e. Şu işlemleri yaparsanız alanın 9 bölü 2 olduğunu siz de göreceksiniz. Ne yaptık? Önce kesim noktalarını bulduk ve o noktalardaki y değerlerini bulduk, değil mi? Sonra grafiği çizdim. Ben zaman kaybolmasın diye önceden çizmiştim. Sonra İntegrali kurduk. Sınırları belirledik. Eksi 1 ve 2. Küçük olan aşağı yazdık. Neydi dikdörtgen alanı? Taban çarpı yükseklik. Taban ne? Dx. Küçük küçük dx'ler. Yükseklik ne? Şurası. Yani yeşilden laciverti çıkardık. Değil mi? Yeşil x artı 2'di. Mavi de laciverti x kareydi. O zaman yüksekliği de bulmuş olduk ve integrali yazdık. Şuradaki işlemleri uzatmamak için yapmadım. Kısaca böyle işlem yaptık. Teşekkürler.